Herkese merhabalar. Denklem ve eşitsizlikler konumuzla beraberiz. Dokuzuncu sınıfta göreceğimiz bu konu inanılmaz önemli. Çünkü YKS'de yani üniversite sınavında en fazla soru çıkan konu bu desek yalan olmaz. Çünkü gerçekten de problemler dediğimiz mutlaka TYT'de 10 tane sorunun çıktığı YKS'de diğer AYT sınavında da kesinlikle soruların geldiği çok önemli bir kısım. Çünkü X'in bulunması yani aslında X nedir? İşte X büyüktür, X küçüktür gibi ifadeler aslında denklem ve eşitsizliklerin temelini oluşturuyor. İşte bunlar bize aslında birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerle öğrendiğimiz eski konulardı. Aynı zamanda basit eşitsizlikleri öğrenmiştik 8. sınıfta. Bunu 7. sınıfta öğrenmiştik. Aralık kavramını öğrenmiştik. Mutlak değer öğrenmiştik. İşte bunların hepsini 9. sınıfta tekrar edeceğiz. Ve bunların temellerini biz aslında eşitlik ve denklemde 7. ve 8. sınıfta doğrusal denklemlerle atmıştık. İşte bu temelleri mutlaka mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor. Zaten kampımıza göre uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Gün gün süper bir şekilde 9'a 9. sınıf matematiğine sağlam bir temelle hazırlık yapmaya devam ediyoruz. 8'den 9'a hazırlık kitabımızdan da hemen e, ödevlerinizi vermek istiyorum. Denklem ve eşitsizlikler tabii ki daha uzun diğerlerine göre çok çok daha fazla e, birazcık daha sorunun olduğu kısımlardan bir tanesi. Hemen buradan bakıyoruz. Sayfa 48'den bak başlıyoruz. Tesbihden başlıyoruz. Yedinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Ardından 8 sınıf tekrarına geçiyoruz. Ve 8 sınıf tekrarını da sayfa 59'a kadar yapıyoruz. Ve aslında toplam altı testte bu işi noktalandırıyoruz. Yapamadığımız soruların çözümünü hemen tas uygulamasından bakabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman süper bir konuyla beraberiz. Dersimiz başlasın. Müzik Bir kere ilk başta denklemleri anlamamız gerekiyor. Şimdi Tonguç birinci derece demek x'in üzerinde bir yazıyor demek. Aslında x'in üzerinde görünmez bir bir var değil mi? Evet. x üzeri bir x demek ya. Birinci derece o yüzden diyorlar. Bir bilinmeyen denklem demek şu denkleme baktığımız zaman yani şurada eşittir var. Kaç tane bilinmeyen var Tonguç'um? Sadece bir, tane. bir tane. O da x. Başka hiç bilmiyorum yok. Mesela şuradaki denklemde sadece x'i bilmiyoruz. İşte biz bunlara bir bilinmeyenli denklem diyoruz Tonguç Ölenmeyim. Unutmayalım o zaman bilinmeyen üssü bir ise denklem bir birincilere gelir ve buradaki X'e e ise biz ne diyoruz? değişken veya bilinmeyen sayı diyoruz sonuç evladımız. X'i yalnız bırakalım hocam. Aynen. X'e her zaman yalnız kalmak zorunda ki bulunabilsin. X eşittir bilmem ne olsun diye. Tam bir loser. Aynen. Ne alakası var? Mesela burada x kaçtır? X kaçtır hemen söyleyebilir misin bana? 2. Mükemmel. Burada x kaçtır hemen söyleyebilir misin üç. bana? 3. Mükemmel. 3 kere 3, 9 eksi 1, 8'dir. Aynı onun gibi. Peki ben bunu bulmak için belli yöntemler kullanıyorum. Mesela 2x eksi 7 eşittir 0 denkleminin çözüm kısmını yapalım bir bakalım. 2x Eşittir derim. Eksi 7'yi karşıya attığım zaman artı 7 çıkar. 0 artı 7 yedi 7'dir. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman Tonguç evladım benim. X eşittir 7 bölü 2 çıkar. İşte biz daha önceden sayı kümelerinde gördüğümüz kadarıyla 7 bölü 2. Sence hangi kümenin içine girer Tonguç evladım benim? Doğal sayılar mı? Reel sayılar mı? Ee, yoksa e, rasyonel sayılar mı? Diye hangi kümenin içine girer? Bir söylemeye söylemeye çalış Rasyonel olur. sayılar. E, harikasın süpersin. Neden rasyonel sayıların içine girer? Çünkü Tonguç Erhan aslında bu bir rasyonel sayıdır. Unutmayalım Tonguç Bak, Doğal şu, sayı olamaz. Doğal bir sayı değil. Şunu Z yazıyorum. Özür dilerim. Şunu Z yazıyorum. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. O zaman X elemanıdır. Rasyonel sayılar ve aynı zamanda X elemanıdır. Reel sayıların da içine girer Tonguç Çünkü reel sayı zaten tüm sayılarda unutmayalım. Ama bu bir tam sayı değil. Bu bir doğal sayı değil. Unutmayalım Tonguç'um. Sayı kümesi belirtilmezse çözüm kümesi için genellikle ne anları Tonguç Evlen Reel sayılar kümesi alıyor. Çünkü tüm sayıları kapsayan kümeye biz ne diyoruz? Reel yani gerçek sayılar diyoruz. Şimdi alıştırmalara devam edelim. Senle bir ufak bir, bir, bilmeyen denklemleri ısındıralım. Burada çünkü kıl örnekler var. O kıl örnekleri seninle beraber yapalım mı Tonguç Eylen? Yapalım hocam. Şimdi Karşımda 4x eksi 2 eşittir 2x bilmem ne çıktı. Hemen şunu dağıtırız şöyle. 4x eksi 2 eşittir. 4x eksi 2 hayda. X'leri bir tarafa toplarsam bu artı 4x karşıya geçerse 4x eksi 4x eşittir olur. Bu eksi 2 karşıya geçerse eksi 2 artı 2 olur. Yani sıfır eşittir sıfır çıktı mı Tonguç'um? Evet. Peki bunun çözüm kümesi nedir Tonguç Eylem sence? Bence hocam bunun çözüm kümesi çözümsüzdür. Hayır çözümü vardır. Çözüm kümesi reel sayılardır. Yani tüm sayılar olur demek. Sıfır eşittir sıfır değil mi Tonguç Öğren Bey? Doğru. doğru. O zaman bunun çözüm kümesi her sayı için geçerlidir. Her sayı için doğrudur. Mesela buraya 5 koysan 20-2 18 eder. 5 koysan 10 eksi 1 9. 9 çarpı 2 18. Aa 18 oluyor. Ya yani mesela 100 koysan 400 eksi 2 398 çıkar. Mesela 100 koysan 200 eksi 1 199. 2 ile çarp 398. Aa aynı şey çıktı. Dolayısıyla ne koyarsan koy aynı şey çıktığı için reel sayılardır. Yani tüm sayılar için bu doğrudur. Böyle kıllıkları da var bu denklemlerin. Mesela şöyle bir ifade et Tonguç'um. İşler dışlar çarpma yapalım. 2 pardon 3x artı 6 eder. 3 ile 2x x artı 2 çarpacağız. eşittir. Bununla da bunu çarpıyorum. Yani 2x artı 4 çıktı. Tonguç'um dikkat ettiysen 2x'i karşıya geçirirsem 3x eksi 2x eşittir. Bunu karşıya getirirsem 4 eksi 6 çıkar. x eşittir. Eksi 2 çıktı mı Tonguç'um? Evet hocam. O zaman x eşittir eksi 2 çözüm kümesidir diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. İşte patlarsın çünkü paydalı denklemlerde paydalı denklemlerde aman dikkat et diyorum e, mutlaka mutlaka ilk denklemi ilk denklemin içine çözüm kümesini yazmamız gerekiyor. Yani ilk denklemi sağlamazsa sağlamazsa çözüm kümesi geçerli olmuyor. Ne demek bu? x eşittir eksi 2 koysak bunu yerine. Eksi 2 artı 2 e, bölü e, eksi 4 artı 4 eşittir 1 bölü 3. Doğru olabilir mi Allah'ını seversen? Olamaz. Bak burası 0 bölü 0 çıktı. Yani bu tanımsız bir ifade çıktı. Dolayısıyla 1 bölü 3 eşit olamaz böyle bir şey. Dolayısıyla diyoruz ki bunun çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Böyle kıl noktaları da var bu denklemlerin. onu da hatırlatmak istiyorum. Zaten bu sene yani önümüzdeki sene bunların üzerine daha fazla duracağız diyoruz. Bir de basit eşitliklere bakalım Tomuç'um. Eşitliklerin mantığı aslında şu. Eşittir yerine ne koyuyorsun? Küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir işaretlerini koyuyorsun, sembollerini koyuyorsun. Yani eşittir olunca ne oluyordu Tonguç Evren Bey'im? Aynısı. Aynısı. Hatta denklem diyorduk biz buna. Eşitsizlikse bunun eşittir olmayan versiyonları diyoruz. Mesela x büyüktür 3. 3 noktasını buraya yazarım. 3 x'ten x büyüktür olduğu için böyle içini boş bırakarım Tonguç Evren Bey'im. Bu tarafını tararım. İşte bu boş bırakma şu demek aslında. 3 dahil değil demek. 3 dahil değil ve sağ tarafı neden? Çünkü x 3'ten büyük diyor. Nereye gider? Gider kadar gider peki? Artı sonsuza kadar gider. Sayı doğrusunun sağ tarafı artı sonsuz, sol tarafı eksi sonsuz. Sonsuza kadar gidiyor. Uzatmamıza gerekiyor. <laughs> mesela 5 e, derim. 5 beş derim. 5'ten küçük sayılar demek. Mesela mesela şu da Tonguç'um. X kaç olabilir? Bak. 4 olur. Ondan sonra 5 olur. 6 olur, 7 olur, 8 olur. Böyle gider değil mi Sonsuza kadar. Harika. 3, 4, 4, 5, 6, 7 bak bunların içinde hep vardır değil mi? Mesela x küçük ve eşittir. Bak dikkat et burada küçük ve eşittir yazmış. 5 olduğu için x olabilir. 4, pardon 5 olabilir. 5 de olabilir bak. Eşit de olabilir. E, 4 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir falan filan. İşte biz de bunu gösterebilmek için bunun Sol tarafını alıyorum Tonguç. X 5'ten küçükmüş. Ve içini de dolduruyorum. Neden dolduruyorum? Çünkü 5'e eşit de olabiliyor. İşte biz burada aralık kavramını anlamamız gerekiyor. Aralık kavramında 3 tane farklı aralık var Tonguç'un. Kapalı aralık var, açık aralık var ve yarı açık aralık denilen 3 tane farklı kavram var. Mesela burada dikkat ettiysen burasının içi nedir ne Tonguç Evren benim? Dolu mu boş mu? İçi dolu fıçıcık. Mükemmelsin gerçekten de olan Peki bu dolu mu boş mu? Boş. boş. Peki bu dolu mu boş mu? Yarı bu dolu. boş. Bu da dolu. Dolayısıyla yarı açık aralık diyoruz biz işte. Kapalı aralıktaki mantığımız şu: x 1 ile eksi 1 ile 3 arasında. O zaman hem buna hem buna da eşit olabiliyor Yani aralıks arasında bir yerde? Ama eksi 1 de olabiliyor, 3 de olabiliyor. İşte ben bunu aralığı gösterirken hem böyle yazabiliyorum hem de eksi 1 de dahil olduğu için, 3 de dahil olabildiği için şöyle köşeli parantez. Eksi 1, virgül 3 şeklinde yazıyorum. Eksi 1 ile 3 arasındaki bütün sayılar demek aslında bu. Tabi burada x'in bütün sayılar derken eksi 1 ile 3 arasında kaç sayı vardır Tonguç'un? 7 tane sayı vardır hocam. Elan dangoz musun? S sonsuz tane sayı var. Hatta sana bir tane güzel bir hikaye anlatayım. Bir arkadaşımız Tonguç'um sınavdan 84 almış. Yazık. Aynen. Bir puan daha versene Aynen. Hocaya gitmiş demiş ki hocam rica ediyorum lütfen matematik dersin demiş ama orada. Oo. Lütfen bir puan daha verin beş alayım lütfen demiş. Hocası vermiştir. Hoca ya inanılmaz ya. Hoca demiş ki ya çık tahtaya demiş. Çıkmış tahtaya. O da demiş ki bir tane sayı doğrusu çiz demiş. Sayı doğrusunu çizmiş adam bak sayı doğrusunu çizmiş. Sonra sayı doğrusu 84'ü göster bana demiş. 84 hocam burası demiş. Tamam. Şimdi 85'i göster demiş. 85'i göster. Tamam burası hocam demiş. Peki 84 ile 85 arasında kaç sayı var demiş? Aa. Kaç sayı var demiş. Tomuçlu. Burada Yok. sayı var mı? Yok. Dangoz musun? Burada 84 ve 85, ve sıfır, 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 milyarlarca sonsuz tane sayı vardı. Kaç çocuk, tane? Çocuk camdan aşağı kendini atmış. Aynen. Çocuk demiş. Çocuğa sormuş. Kaç tane sayı var demiş. Çocuk demiş ki. Hocam ben gerçek sayıları bildiğim için sonsuz sayı var demiş. O zaman demiş ki hocam. Sen benden sonsuzu istiyorsun demiş. Bu acıklı hikayeyi dinlemek için biri. Hocam nasıl Evet, hocam Gerçekten bir şey. de sonsuz istiyorsun diyerekten vermemiş çocuğa resmen adam e, yani çocuk. Gerçekten de e, rezil rüsva almış sınıfta matematik öğretmeninde böyle işte puan isteme falan filan. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bankadan kredi size daha açık, çok daha Aynen açık aralık dediğimiz şey ise eksi birle üç arasında demek Tonguç Alihan Bey. Bunu da böyle normal parantezle gösteriyoruz Tonguç'um. Yarı açık aralıksa bak eksi bir dahil değil. O zaman burada eşittir yok ama bu tarafta dolu olduğu için eşitlik de olan yani küçük eşittir işaretini koymamız gerekiyor. O yüzden burası normal parantezken burası ise dolu olduğu için köşeli parantez formatına giriyor. Bu da aralık kavramını bilmemiz gereken bu sene öğreneceğimiz önemli noktalardan bir tanesi. Gerlik eşitsizlikten özelliklerine bu da her iki tarafa aynı sayı eklenip çıkartılabiliyor Tomuk'cum. Mesela x eksi 2 büyük ve eşittir 4'ü ben normal denklem gibi çözebilir miyim? Evet. Harika. Ne yapıyorum biliyor musun Tomuk'cum? Her iki tarafa da mesela diyelim ki 2x e, şöyle yapalım. E, pardon şöyle ilerleyelim burada. Mesela her iki tarafa da ne yapalım Tomuk'cum? Her iki tarafa artı 2 ekleyelim. Bak, buraya da artı 2 ekliyorum. Buraya da artı 2 ekliyorum. O zaman ne oldu? Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü mü? Evet. O zaman diyorum ki x dediğimiz sayı büyük ve eşittir 6 oldu. Bak soruyu çözmüş oldum Tonguç evladım benim. Mesela burada istersen her iki tarafa eksi bir ekleyelim. Buraya da eksi bir ekledim, buraya da eksi bir ekledim. Ne oldu Allah'ını seversen? 1 küçüktür 2 doğru mu Tonguç'um? Doğru. Süper işte her, her iki tarafa bir şey ekleyince veya çıkartınca hiçbir şey değişmiyor onu bileceğiz. Her iki tarafa aynı sayıyla çarpılıp bölülebiliyor ama Burada şunu unutmayalım. Çarpılan ya da bölünen sayı pozitifse aynen kalıyor. Negatifse işaret yön değiştiriyor. Mesela örnek olarak. Mesela e, burada her iki tarafı Tonguç evladım Bey'im ne yapayım mesela? Her iki tarafı ikiye böleyim. Bak her iki tarafı ikiye böldüm. Her iki tarafı pozitif bir sayıya böldüm. Bununla bu birbirini götürdü. X büyük ve eşittir. 2 çıktı Tonguç evladım benim. Bu aslında bizim her iki tarafı aynı sayıya bölmemiz demek. Tamam buraya aldık. Peki negatifse ne oluyor? Bak her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum ki x'in başındaki zımbırtıdan kurtarayım. Ne oldu? x no, Bunlar birbirini götürüyor. x büyüktür oluyor işaret yön değiştiriyor. Eksi 3 oluyor Tonguç bunu unutmayalım. Mesela bak bu, her iki tarafı eksi 1 ile çarpalım. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 1 ile çarptım. Bak normalde 2 küçüktür 3 değil mi Tonguç? Un? Evet. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptığınız zaman bak. Eksi 2, eksi 3 oldu. Hangisi daha küçük Tonguç evladım benim? Eksi, bir... e... daha küçük işte bu kadar. Yani burada işaretin yön değişmesi gerekiyor. Aynı burada olduğu gibi işaret yön değiştirir. neden değiştiriyor? Çünkü eksi bir sayıyla çarpılıp veya bölünürse işaretin yön değiştiğini bileceğiz. Bu da acayip eşitsizliklerde çok çıkan bir soru tipidir diyor. Bir de alıştırma yapalım seninle. Bu işi tam pekiştirelim. Şöyle aralıklı denklemler, daha doğrusu eşitsizlikler verebilir Tonguç'um. Böyle bir ifade yapmamız gereken temel şey. X'i yalnız bırakmak. X'i yalnız bırakırsak çözüm kümesi ulaşamıyoruz. Zaten çözüm kümesi demenin aslında e, Türkçesi X'i bul kardeş demek. X'i bulursan aslında çözüm kümesini bulmuş demek. Mesela burada ne yaparım? Bu ilk başta bu bir artı bir diye bir sayı var burada. Bu artı birden kurtulmak için her iki taraftan bir çıkartırım. Her iki pardon her üç taraftan. Yani bu eşitsizlikte dikkat ettiysen Tonguç'um bir burası var bir burası var, bir de burası var. Değil mi evladım? Evet hocam. Dolayısıyla bu üç taraftan da bir çıkardım. O zaman bak ne çıktı? Eksi dört. Küçüktür. Eksi bir artı bir götürdü. Eksi iki x kaldı. Oh tam istediğim gibi x yalnız kalmaya Oy başladı. Be. Bunlar da çıkardı. Altı. Bak x yalnız kalmaya başladı. Şimdi yapmam gereken şey ise her, her üç tarafı da çünkü bir burası var. Aynı demin yaptığım gibi bir burası var. Bir de burası var. Bunların her üçünü de eksi ikiye bölüyorum Tomuç'um. Her üçünü de eksi 2'ye böldüğüm zaman aslında bu eksi ikiden kurtulmuş hocam. Bak bunlar birbirine bölündüğü zaman artı 2 çıktı. E, bu birbirine bölündüğü zaman e, bunlar bu birbirini götürdü. X çıktı. Bunu birbirine böldüğü eksi 3 çıktı. Ama dikkat et. Aa. Eksi 1 sayıya böldüğümüz için ne olması gerekiyor? işaretlerin yön değiştirmesi gerekiyor ki zaten artı 2'nin eksi 3'ten büyük olduğunu zaten sen anlayabilecek kapasitesin. Dolayısıyla diyorum ki Tonguç'um... çözüm kümesi dediğimiz şey 2 ile eksi 3 arasında. Ah dikkat et burada patlamışım. Görüyor musunuz? Burada eşitlik var. O zaman buna da eşitlik koymamız gerekiyor diyoruz. Şimdi bu aralıkta bu aralıktaki çözüm kümesini yazmak için aralık kavramını kullanacağım. Diyorum ki yani bu adam 2 ile 2 ile eksi 3 arasında olacak. Dikkat ettiysen eksi 3'e dahil olabilir. Ee, ama ikiye dahil olmayacak ve arasındaki bütün sayılar olmak zorunda. Çünkü iki sağdadır çünkü büyük de a büyük Dolayısıyla bu aralığı ben nasıl yazarım? X elemanıdır yazarım veya çözüm kümesi de yazabilirim sonrasında merak etme. Ee, e, eksi 3'ten eksi 3'ten 2'ye kadarki sayılar şeklinde ama 2 dahil değil Eksi 3 daha iyi şeklinde yazabilirim ve hatta çözüm kümesi eşittir eksi 3 virgül 2 şu şekilde de gösterebilirim. Bravo diyorum sana gerçekten de astro matematiğe hoş geldin diyorum bulduk. Hoş geldik. Hoş. geldik mutlak değerli denklem eşit geldi bir de diğer önemli ve sınavlarda en fazla soruların çıktığı yerlerden bir tanesi mutlak değer bir sayının aslında sıfıra olan uzaklığı bak bu sıfır O değil karıştırma sıfıra olan uzaklığıdır mesela Tonguç'um sana desem ki 2'nin mutlak değeri nedir desem İkinin mutlak değeri nedir desem? Senin yapman gereken şey, yegane şey aslında ikinin sıfır olan uzaklığını bulmak. Ama e, iki, ben, he, şurası, mesela şuranın sıfır olan uzaklığı kaç birim Allah aşkına? İki. Mükemmel. Peki, Eksi 2'nin mutlak değeri nedir desem sana, sana Tonguç Öğretmenim? Eksi 2'nin sıfıra uzaklığı 2. Yine uzaklık 2'dir. Çünkü uzaklık hiçbir zaman negatif, negatif olamaz. O zaman bunun sonucu da, bunun sonucu da hep 2'yi verir bize. Şimdi mesela eksi 4'ün sonucu, ya eksi 4'ün sıfıra uzaklığı, uzaklık hiçbir zaman negatif olamayacağı için 4'tür. 3'ün yine 3'tür. Eksi 20'nin 20'dir. Bu eskiden öğrendiğimiz bir özellikti zaten. Şimdi bunu birazcık daha e, güzel bir şekilde denklemleştireceğiz. Şimdi eğer bize bir mutlak değer x verildiyse eğer x dediğimiz sayı pozitifse aynen çıkar. Bak buna biz aynen çıkar diyoruz. Mutlak değerin dışına aynen çıkar. Ama x negatifse yani şu içerideki sayı negatifse eksi x yani eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi ile çarpılarak çıkar diyoruz Tonguç evladım benim. Yani o eksi başa geliyor aslında. Mesela kök e, kökü eksi bir dediğimiz sayı. Sence pozitif mi negatif mi Allah'ını seversen? Bence e, negatif. E, e, dangozlaşma köküş dediğimiz şey 1,6 gibi bir değer falan filan çıkar. 1,6'dan bir çıkarsa senin yapman gereken şey, şey e, az şey şey diyorum. Senin yapman gereken şu aslında. Burası pozitif mi negatif mi onu bulmak. Ben buranın pozitif olumlu bulmuyorum. Çünkü 1,6'dan 1 çıkarsa 0,6 pozitif bir sayı çıkar. Bu pozitif bir sayıysa bu e, aynen başa geliyor. Artı kök 3 eksi 1 şeklinde çıkıyor. Bu kadar. Bunu paranteze koymamız daha hayırlı olur tabii ki. Mesela şu sayı kök 5 dediğim şey 2 virgül. iki gibi bir şey tonmuş evladım benim. Şimdi sen burada 2,2 görüyorsan bu. görüyorsan 2,2'den 2,2 çıkarsana ne, ne kalır sonuçta olmuşum? Bir. Hayır. Eksi. Eksi bir sayı çıkar. Dolayısıyla bunun eksi olduğunu söylersek bu eksi başa geliyor. Eksi 2 eksi kök 5 şeklinde bu dışarı çıkıyor ama başına eksi böyle cumburlop geliyor. Yani eksiyle çarpılarak çıkıyor aslında dediğimiz mantık bu. O yüzden çarpıldığında eksi 2 artı kök 5 çıkar. Çünkü hem buna hem buna dağılır mantığını bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir ifade. X eksi 3 pozitif mi negatif mi? Ya bak X bile 3'ten büyükmüş. X kaç mesela diyelim Tomuç Erhan Bey? 4. 4 desek 4 eksi 3 pozitif mi negatif mi? Pozitif. Mesela 4 eksi 5 pozitif negatif olmak zorundadır. Yani biz bunu deniyoruz. Şimdi o zaman bu bunun başına geldi. Artı x eksi 3. Ee, bu bunun başına geldi. Artı ile eksi çarpısı eksi olur. Eksi x eksi 5. Şimdi açtığımız zaman x eksi 3. Bu buna dağılırsa eksi x. Eksi eksi artı eder. Artı 5 eşittir. Bununla bu birbirini götürdü. Oh be rahatladım. Eksi 3 artı 5'te 2 çıkar. Sonucu cevabımız diyoruz. Ve sonucumuz aslında tam bir sayı bulduk. Mutlak değerli denklem ve eşitsizlikleri şöyle çözüyor um. Bunlar da çok basit aslında. Hocam yani, size ya... hepsi basit. Bir kere de zor değil. hayır söylesin. yapman gereken şey çok basit biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Bir bunu ya aynen çıkar diye açacaksın ya da eksiyle çarpacak, e, çarparak açacaksın. Yani ya aynen çıkartıyorsun birinci yol bu bir de ikinci olsa eksiyle çarpıyorsun. Ama bunun sonucunu her zaman yine 1 olduğu gibi 1 olması gerekiyor. x eksi 5 e eşittir 1 ise x'in 11 1 Allah'ını seversen 6 olur ya da eksi x artı 5 eşittir 1 ise bunun karşı eksi 4 çıkar. Eksi x eşittir eksi 4'e x eşittir 4 çıkar Tomuç'um. O zaman x eşittir 6 ya da 4 olmak zorunda. Çözüm kümesini şöyle parantez açıyorum. 4 virgül 6 ikisi de olabilir şeklinde yazabiliyorum. İstersen deneyelim. 6 eksi 5 1'dir. 1'in mutlak değeri 1'dir. E, 4 eksi 5 bir, eksi 1'dir. Eksi 1'in mutlak değeri kaçtır Allah'ını seversen? 1. Bravo diyorum sana. Çok zekisin Tonguç'um. Geldik bu zımbırtıya. Mutlak değer x küçük türü 3 demiş. Bu da eşitsizlik çözümü. Eşitsizlik çözümünde yapmamız gereken e, e, bir kural var aslında. E, mantık yani, Hani aynı şey yapıyoruz aslında. Bak mesela mutlak değer x e, küçük türü 3 ya. Ya böyle açıyorsun x küçük 3 diye açıyorsun. Ya da Tonguç benim Eksi x küçük türü 3 diye açıyorsun. Yani ya aynen çıkıyorsun birinci yolda ikinci yolda da eksiyle çarparak çıkıyorsun. Yani aslında yaptığımız gereken şey değişmiyor. Bunlar her iki tarafı eksi bile böldüğün zaman bir kritiklik var işte. O her iki tarafı eksi böldüğün zaman x çıkıyor burası büyüktür oluyor çünkü işaret yönü değiştirmesi gerekiyor eksi 3 oluyor. Dolayısıyla 3'ten küçük, eksi 3'ten büyük olan aralık yani şu aralık çıkıyor. Ve bunlar da dahil değil dikkatini çekersem çok Ölen Bey. Şu ikisinin aralığındaki sayılar. Şu zımbırtıyı yaparsak <laughs> x büyük ve eşittir 2 diyor. Yine aynı şekilde ya x büyük ve eşittir 2 diye aynen açılıyor ya da eksi x büyük ve eşittir 2 diye açılıyor. Burada her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüz zaman yine problemli bir nokta çıkıyor. x küçük ve eşittir'e dönüşüyor burası. Eksi 2 oluyor. O zaman eksi 2'den küçük sayılar ve senle beraber artık ödüllü sorumuzu yapıyoruz ve yorumları atıyoruz. Hadi bakalım şimdiden başarılar. <laughs>